relativity is said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. No special atomic bomb. Günaydın. Bugün 25 Ekim Cuma. Saat 7.30 olmuş. Yani sadece dişlerimi fırçalamam ve yüzümü yıkamam 15 dakikam olmuş. Bugün Sen Anlat Karadeniz dizisinde final bölümü çekilecek. Yani belki bugün de bitmeyecektir ama ben bugün final bölümünün bir sahnesinde rol alacağım. Bu yüzden bugünü sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi hazırlanacağım. 3 tane kostümüm var. Hepsini yanımda taşıyacağım. Birini giyeceğim. 2 tanesini yanıma alacağım. Çünkü 2 farklı sahnem olacak. Ve 2 farklı kostüm giymem gerekecek. Dolayısıyla farklı günler gibi çekileceği için. Nasıl bir karakterseniz. Mesela ben dizide bugün biraz daha böyle havalı bir üniversite öğrencisini canlandıracağım. Murat, yani sahneyi çok anlatmama gerek yok ama şöyle, belki daha konuşma fırsatım olamaz bugün, o yüzden hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Murat karakterinin yanına gidiyorum ve bir ödevim için yardım istiyorum. O da böyle beni tavlamak için biraz ufak yalanlar söylüyor, sonra o yalanlar büyüyor falan. Kendisini kaptan olarak tanıtıyor vesaire. Sonrasında da başka bir gün tekrar karşılaşıyoruz ve bu kez yanımda erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşımın olduğunu görünce de tüm gemileri suya batmış oluyor ve bu şekilde sahne bitiyor. Yani aslında dizi final yapmasa bu karakter biraz daha böyle ilerleyebilirdi bence. Başka? Ha bir de erkek arkadaşımın kim oynayacak bilmiyoruz. Normalde Onur'u aradılar. Bizim çok yakın bir arkadaşımız. Onun olacağını söylemişler. Fakat sonrasında değiştirdiler. Başka birini seçmişler. Ben makyaj yapmadan çıkacağım. Hani sette makyajım yapılabilir. O yüzden bu kadar rahatım yani. Yoksa çoktan şu anda makyajımı yapmış bitirmiş olmam falan gerekiyordu. Evet, işte ilk kombinim bu. Tabii ki şu sırt çantası hariç bunda benim malzemelerim var. Tabii ki önce bir kostüm görevlisinden geçmem gerekiyor. O çünkü çoğunlukla onay vermiyor. Bakacağız. Eğer karaktere uygunsa büyük ihtimalle bunları giyerim. Şöyle bir tane zincirli çanta taktım. Bugün kameramanlığımı Bartu yapacak. Bartu'yla birlikte gidiyoruz. Ondan rica ettim. Yapmıyorum diye sesleniyor şu an ama yapar o. Biliyorum. Bu pantolonu da dün aldım. Aslında biraz sırf çekim için almış oldum. Çünkü dar bir şey giy dediler ve benim hiç dar kotum yoktu. Bu da pek dar sayılmaz ama olsun. Şimdi gidiyoruz. Sefa. Merhaba arkadaşlar. İsim sete gidiyoruz. Sefa. Aynı sesim. Benim önce heyecan. Benimce Sefa. Acil YouTube kanalı açması lazım. Evet arkadaşlar şimdi Ofa gidiyoruz. Ofa gerçekten. Gidiyoruz, evet. Kafayı yemiş gibi sabahın köründe. Hadi gene ben kesin kafayı yedim. Ve her ne kadar gün sürecekmiş? Söyle. Akşam 5-6 yani olur yani. Gerçekten. Ama bayağı bugün, uzun sürecek ve bugün diyalog. Evet diyalog. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet. Ben sana yardımcı olayım. Ben günde bir vlog çekiyorum bu işte ya. Evet. Ben onu çekerim. Ben onu konuşup aldım söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sete gidiyoruz. Araba geldi. Sette görüşürüz. Pek fazla kamerayı açamıyorum. Böyle bir boşluk buldum anda direkt çıkartıyorum. Ay. Artık ya indiğim ne düşüş var abi. En küçük asansör bindik şu an. Ofun asansörde kapı kapandı arkadaşlar. Şey var bandı berber. Kapı kapandı. Şu an, kapandı. Şu an iniyoruz. Şu an birinci kattayız. Ne değişik bir zaman yani. Aynen. Onu koyamam ama bu kadar. Aman ne olacak ben neler söylüyorum. Hadi sen bakalım. Sen o yüzden tutarsın. Evet. Sefa Dobra. Ben ya öyle biri değilim. Bak, hemen söylerim. Şu an kapıyı açıyorum arkadaşlar. Şimdi sesim gidiyor ya. Dinlek ve gidiyoruz. Bartu arkamda. Bartu kocası diyeceğim. Bu arada dün saçımı Fatih abiyle maşa yaptırmıştım ama şu anda bildiğiniz dümdüz oldu yani. Fön gibi duruyor ama olsun. Yükselen değil de zaten hiç bulacağım. Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sayın kas direktörümüz. Ondan sonra makyajı alacağız zaten. Kostümlere bakacak, makyajı. Diyorum da bana da bir saç sade. Görüşmek üzere. Çay kahve ne içersiniz? Evet, kas direktör yardımcımız Sefa Bey. Evet. Beni çekin lütfen. Havalara girdi. Ne kadar güzel çıkıyor. Sefa Bey.
Yazılacağım Sefa'ya. Ya bunu oldu diğeri. Sefa artık en iyi. Sefa Bartu sana yürüyor biraz. Evet, artık beraber yürüttük yürüyoruz. Karavanda yazsa Bartu kurt önünde. Karavanım arkada artık şu an binemiyorum. Diyormuşum ki birinin gelecek oraya burcu çakmak yazacak ve gerçekten ünlü oluyor. Hadi yaz bu kenara. Bu hikayeler. Merhaba. Onur, normalde sen olacaktın. Hatta listede ismim vardı. Ama son anda değişti. Okul öyle bir bastırdı ki vizeyde, sınavda, öyle miydi? Vizeyde, ödevde derken bir türlü vakit bulamadım. Murat Kaptan, üstüne bakmayın ne olur. Bir saniye. Murat Kaptan. Biraz ayıp. Merhaba. Allah. Murat Kaptan, üstüne bakmayın ne olur. Vizelerde. Vizelerde, ödevlerde, yaz. Murat Bey, kusura bakmayın. Vizelerde, ödevlerde. Murat Kaptan, kusura bakmayın ne olur. Vizeydi, ödevdi. Öyle bir bastırdı ki, vizelerde, ödevlerde bir türlü vakit bulamadım. Ne olur yazıyor musun? Evet. Seni tanıştırayım. Murat Kaptan, Tahir Kaptan. Tayfa Fatih. Ve Fatih de değil mi? Tayfa. Hey Tayfa diyor. Ben de diyorum ki, Cihan, nişanlı. Ben geliyor Cihan. Ama yüzüm olmalı, nişanlıysa. Bunları hep söyle onlara. Evet. Murat Kaptan, kusura bakmayın, Mustafa geliyor. Mustafa'yı da oynayacak onu. O adamın şeyi... Kapatacak olmam kamerayı, şimdi Mustafa'ya bakacak olmam deli gibi. Murat Kaptan, kusura bakmayın ne olur. Ama bir araba sürüşü. Bizden nerede? Kafayı çıkarmamı sürüyordu. Arabayı park etmeden önce kafayı çıkarıyordu. Bir saniye ya. Tayfa. Cihan, Gülşen. Aferin ezber. Tamam. Tayfa. Ama gitme gitme. Kusura bakmayın ne olur. Okul öyle bir bastırdı ki. Şu... Bunu nasıl diye? Ve Fatih de değil mi? Tayfa. Tamam. Ders. Arkadaşlar şu an gizli gizli çekmeye çalışıyorum. Sefacığım bana kahve yapıyor. Ben şu an boca kahve yapıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar son provayı yaptık bu arada. Şu an sıcak suyu döküyorum. Diyaloğum değişti, onu ezberledim az önce. Evet, şu an Burcu'yu nişanlandı. Nişanlandım, evet, erkek arkadaşım da aslında artık nişan. Herkesin gibi nişanlandım. Bartu sinirli. Bartu bilmem. Bartu'yu yollayacağız. Burcu'yu zengin yap, evlendireceğiz. Arkadaşlar. Bartu gergin. Bartu'da haberi yok şu an. İkisini bir karşılayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim var. Şimdi kostüm için karavana geldim. Bir yer yoktu, o yüzden tuvalette giyineceğim. Karavanın tuvaletinde. Ve bu kombini seçtiler ilk sahne için. İşte ilk kombin bu. Şimdi makyaja geçeceğiz. Oraya da gidip oradan da seviyorum buradan. Ha buradan arkaya geçiyor değil mi? Senin işin bu arada. Şu anda ara verdik arkadaşlar. Kamerayı açamıyorum çünkü yasak. Yani çok hoş karşılanmıyor. O yüzden olabildiğince bir şeyler çekmeye çalıştım. Şu anda şöyle göstereyim size. Onur benim dosyama bakıyor. Bu dizide elimde tutacağım dosya. Ve büyük ihtimalle siz bunu izlediğinizde yayınlanmış olacak. Daha kostümüm.
Ve bir çekim daha olacak birazdan. Değişeceğim üzerime. Şöyle. Şu anda Of limanındayız. Elimde tutmak amaçlı. İçi gözükmüyor. Hani ben öğrenciyim. Aman tamam da içini gerçekten dedi, şey, senin notlarına koymuşlar. Öyle mi? Geliyorum. Geliyorum. Çok hafif. Çok hafif. Sefa'yı açacağım makyaj kanalı. Allah'ım kameralar. Yapabilir misin, makyaj yapıyor musun? Ben mi? Yani iyi mi elim? Yani kanka bir denerim ya. Ama bilemiyorum. Gidiyor muyuz? Hadi gidiyoruz. Montumu alayım bir saniye. El sallam. Dur şunu bir giyeyim. Hadi selamünaleyküm aleyküm. Ne kadar sürer ortalama? Bilmiyorum, bu kısa sürebilir. Bir 20-30 saat. Kısa bir sahne. Sonra gidecek miyiz? Ne yapacağız kanka? Aşkım en kısa sahne buydu. Gidiyoruz. Normalde bir 10 kere sürer. İkinci çekim var. Bir saniye. Ama çok tehlikeli yerlere koyuyorsun. Her an düşebilir orada. Düşmez. Ben nerelere koydum bir bilsen. Hiç net olmaması. Parlaklık yok. Neden? Sefa'nın kıvraklığını sevdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ışık çok kötü biliyorum ama ışıktan daha önemli şeyler var. Mesela burada bir 5 saat daha duracak olmamız gibi. Yemek arası verdik. Hemen menümüzü size göstereyim. Normalde herkes bir arada yiyor şurada ileride. Ama çok kalabalıktı. Yer yoktu. O yüzden biz burada kendimize küçük bir masa yaptık. Önümüzde ne fırsatlar çıkacak? Evet. Merhaba. Ödev kolay canım, halledilir. Ben Kaptan Murat. Bu da Tayfan Fatih olur. Çay alır mısın bize? Öyle biraz gencim ama ne yaparsınız? Bütün hayatım. Şey var öncesi, kaptan olmak için çok gençsiniz. Fatih çıktı. 5 yaşından beri denizdeyim falan. Öyle tabii mi? Kızı konuşturmadığımız için. Çok yüzün. Başını söyleyeyim. İsterseniz içeride bakalım diye orada. 3, 2, 1, buyurun. Bir sahnem bitti. Toplamda 2 sahne çektik değil mi? İkisi bitti. Bir tane daha sanırım kaldı. Arkadaşlar şu an kamera arkasınızda biraz göstereyim. Benim sahneme şu an ara verildi. O yüzden birazdan beni alacaklar. Şöyle manzarayı da bakın. Böyle bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce hatta hala olabilir. Dışarıda sırada bekliyorlardı. Yani ünlüleri görmek için gelmişler. Saat 10'dan beri buradayız. Ve şu an saat... Kaç? Şu an mı? Geçiyor. O kadar uzun ki arkadaşlar, hani böylesin bir 30 saniyede izlediğiniz bir sahne 8 tekrarda falan çekiliyor ve en az 1 saat falan sürüyor o. Ciğerimiz çürüdü, ciğerimiz. Evet, çok büyük bir emek var, çok büyük bir ekip. Yemesi, içmesi, tuvaleti, en ince ayrıntısına kadar her şeyin düşünülmüş olması bana çok tuhaf geliyor. Karavandan yesin diye. Yani karavanda evet, makyaj ve saç oluyor, tuvalet de karavanda. Yemek de burada yeniliyor. Yani burası böyle bir ev ortamı gibi olmuş artık. Bir de sürekli burada çekildiği için sahne. Sanırım şey değil mi, Mustafa'nın iş yeri burası. Aynen. Benim bir sonraki sahnem orada olacak. Uzamaya bir de şey, gemici düğme atmayı öğrettiler bana sahne için, biliyor musunuz? Gemici düğme. Bu arada buradaki oyuncular hiç egolu değil. Onu size söyleyeyim. Değil mi? O kadar siz bilmezsiniz. Ben oyuncu olduğum için biliyorum. O kadar yakınlar ki yani hiç böyle mesafe değiller. Zaten ben biliyorsunuz böyle oyunculara karşı. Şuraya sesim gidiyor mudur? Şu anda sesim var çünkü kayıtlılar. Ben zaten hani oyunculara karşı böyle gideyim fotoğraf çekileyim. Aa bak ünlü yani falan kafasında değilim. Ama o kadar cana yakınlar benden kendi. Bu arada benim yani şu an burada şey var. Dizideki Mustafa, Tahir, Fatih, Murat. Bu dördü var. Benim de bir 4-5 sayfa falan bir rolüm vardı. Ama tabii ki hepsi böyle kısa kısa konuşmalar olduğu için. Yani öyle çok uzun değil. Ama çekimi bayağı uzun sürüyor. Telefonla çekiyorum çünkü kamera batıldı, ona verdiğim bir şeyler çeksin diye. Çok güzeldi ve Mustafa'nın son sahnesiydi, o yüzden bir vedalaşma merasimi yaşandı. Şimdi karavana gidiyorum kıyafetlerimi almaya. Onlar bir de
Bu, evet bu. Onun içine atabilir misin sen? Atayım mı? Askılar kalsın. Benim değil. Şeyini unutma. Ponçik. Duygular. Hanım oldun. Gençlerin patyalan da oldun. Gidiyoruz. Şöyle size ekibi göstereyim. Bu arada bir şey diyeceğim. Telefonumda daha güzel çıkıyor bence. Kalite daha iyi. Yani kameradansa. Hani hepsini... Telefon susmuyor asla. Hayır hayır bırak. Heh, al. Sustu. arkadaşlar set bu kadardı. Yani sizle olabildiğince her şeyi paylaşmaya çalıştım ama gerçekten çok zor burada çekim yapmak. Çünkü yasak gibi bir şey. Hani çok fazla hoş görünmüyor. O yüzden Mertu yine ötüyor. Olabildiğince böyle şey yapmaya çalıştım. Hani Mertu'ya falan zorla çektirmeye çalıştım. Olduğunda çok zor duruma sokmak istemedim. Benim için çok güzel, farklı bir tecrübeydi. Zordu ama yani sürekli hata yapacağım korkusu. Mesela şey, sözleri unutacağım korkusuyla gerçekten biraz yapmacık davranmış olabilirim ama aklımda hani rol yaparken sürekli şey vardı, bu cümleden sonra ne diyeceğim falan. Hani o olduğu için çok fazla zorlandım. İkisini bir idare etmekte ve ilk tecrübemde. Daha önce hiç oyunculuk yapmadım. Böyle minik bir rol almış oldum. Benim için güzel bir an oldu. Neyse, şimdi biz eve gidiyoruz ve artık bu kadar. Yani bundan sonrasında bir şey yok. Umarım severek keyifle izlemişsinizdir. Ben bu videoyu yayınladığımda zaten büyük ihtimalle dizi de yayınlanmış ve final yapmış olacak. Kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada beni dizide görürseniz de yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben de büyük ihtimalle sizden öğreneceğim. Çünkü diziyi takip etmiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.